Hatırlarsın 1,5-2 sene önceydi. Şimdi adını vermekten korktuğum için bu tür hikayeleri anlatamıyorum. Çünkü nereden bakarsan bak yaşayan insanlardır. O büyük şey duruşma salonunda Silivri'de içeride sığırlar gibi işte ifadeleri alınmadan insanlar şey yapıldı. Kovboy filmlerindeki sığırlar gibi tutun kapıları falan sahneleri insanı çökerten bir şey. İşte oradan bir sonraki mahkemede ben de oradaydım. Evet. Ve orada askerlerimize yani affedersiniz bu herkesten özür dilerim bu ifadeyi kullandığım için böyle işi bitmiş hastalık ve eşek muamelesi çıkıyorlar orada böyle sümük bulaşmış mevlüt şekeri gözlü şöyle sümük gözüne bulaşmış hakimler ağrıma gitti duramadım tansiyonum fırladı 40 derece sıcak tarlalara doğru kaçıyorum duramıyorum o sahneyi görmem yani o sahneyi ben nasıl seyredebilirim ki bir milletin en büyük komutanları içeri alınmış ve onlara eşek muamelesi sığır muamelesi çekiliyor tabi böyle kafatasım çıktı yerinden böyle hani şey düdüklü tencerenin Ağustos ayı evet çok sıcak bir gündü düdüklü tencerenin şeysi gibi patlatır ya kafanı kafam böyle patlayacak gibi böyle attım kendimi dışarı duramıyorum zaten ayakta o sahneyi nasıl göreyim ki Allah hiç kimseye böyle bir sahne yani bir tarihin en eski milleti tarihin en eski askeri silahlı kuvvetlerinin böyle son anını seyreder gibi bunu görmek istemez. Hiç kimse Allah göstermesin bunu. O yüzden bu toprak bunu görmemek için Sakarya Savaşı'nın öbür savaşları göğüsledi. Ama değil mi tık yok medyada. Herkeste sık yok, ses yok. Yani bunu sanki kabullenilmiş gibi de bir şey. Bu işgal sanki içeriden kabul de görmüş. Akademiden ses yok. İşte o insanı çıldırtan bir şey. O şey gibi o bulgur suratlı hakimlerin gelip bu askerlerimize bunu yapması dayanılmaz bir şeydi. Biz bunu kaldıramazdık. Attım kendimi tarlalara doğru. Zaten kaçacak yer yok. 50 derece sıcak. Her taraf kavruluyor. Tam giderken çok yüksek bir komutanımızın annesi ki 95 yaşında yani. Tin yürüyor. Bir yarım saatte o 3 metre yeri yarım saatte yürüdü yani böyle. Evet. Koluna da biri girmiş. Zannediyorum bilgim balardı paşam. Tam bilemiyorum. İsim vermem de doğru olmaz. Öyle başında kaldıramıyor iki büklüm. Zarif giymiş, incecik giymiş. Sesi de şey, bir fidan gibi, sopa gibi incecik bir şey. Böyle yere geldi giderken beni gördü. Abi Nihat değil mi dedi. Gittim. Tabii insan ister istemez. O 50 derece sıcakta oğlu Türkiye'nin en büyük komutanlarından biri ve sığır muamelesi görüyor. Başını kaldırdı. Oğlum dedi, Türk milleti nerede? Bu dayanacak bir sahne değildir. O Zeytin Dağı romanında şeyde Fahri Rıfkı'nın Adana istasyonunda şeyden anne Yemen ve Hicaz cephesinden gelen yaralıların eteğine yapışır. Oğlum Ahmet'imi gören var mı? Türk milletin hafızasına yerleşmiştir o Ahmet'imi. Evet Zeytin Dağı. Fahri Rıfkı'da hangi Ahmet'i diyorsun? Biri Hicaz'da kaldı, biri Yemen dağlarında. Şimdi böyle bir sahnedir. Milletin kafasına çakılan bir sahnedir. Oğlum Türk milleti nerede? Bunu diyen 95 yaşında bir ihtiyar teyze. Ve o dedi, o kadınlar dedi, ne yapıyorlar dedi. Türk subaylarına hakaret ediyorlar, iftira atıyorlar, televizyonda seyrettim. Şimdi bu sahne çok acıklı bir sahnedir. Bu tür nice sahnemiz vardır ve bunlar edebiyatını, sinemasını bekliyor. Bunları yazacağız da. Ama hiç kimseye Allah bu kadar aşağılık, bir de aşağılanarak. Yani düz bir işgal. Ben sanmıyorum bir İngiliz, bir Rus işgalinde yaşasaydık Allah göstermesin. Kısmen yaşadık işte bunları tarihte. Bu kadar aşağılık davranacaklarını sanmazdım. Yani subaylarımıza ve bize yabancı güçler bu kadar aşağılamazdı. Bunlar dalga geçe geçe keyif çıkarta çıkarta. İşte zıbartıyoruz der gibi, inletiyoruz der gibi. Kanser her tarafını sarmış ya da 70 yaşında yüksek komutanlarınıza sığır muamelesi, eşek bir hasta muamelesi. Bunu bu toprak hiç kaldıramaz. Biz hiç kaldıramayız. Bunun için buradayız. Nereye kadar giderse o gün bugün değil. Hep buradayız. Bunun birinci safhası. Bana sorarsan bugünlerde olup bitenler. Daha Sakarya'ya gelmedi. Daha birinci inönü, ikinci inönü falan. Hı. Daha Sakarya'ya gelecek. Daha çalışacağız. Ondan sonra püskürtme safhası gelecek. Daha Dumlupınar'a gelecek. Bu sürecin önü çok daha uzun. Ama şükrolsun diyoruz. Bütün bunları açtık. Hiç değilse bunların envanterini tutacak güçteyiz. Bir devlet bir imdada yetişmeyebilir. Doğuda deprem olur. Ambulansı yoktur, helikopteri yoktur. Bir devlet oraya yetişemez. Yetişmeyebilir. Evet. Ama oraya bir zaman sonra hasar tespitçi yollar.
Ya da envanterci yollar. Ne öldü, ne kaldı, ne bitti. Değil mi? Bir şey çıkmak. Devlet şey. Şimdi biz de öyle. Hiç değilse hasarı tutacak güçteyiz. Hasarı, envanter tutacak güçteyiz. Nere yıkıldı, nere mahvoldu, nere bitti. Şimdilik buradayız. Yarın bu hasardan, bu envanterden nice kitaplar yazılacak, nice romanlar çıkacak. O ayrı.